Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu güzel modelimizi çalışacağız. Modelimizin örmesi gayet kolay. Her rengimizi yalnızca kendi sırasıyla örüp daha sonra diğeriyle birleştirerek devam edecek olan modelimiz elimizde ağırlık yapmadan da örebileceğimiz bir çalışma uygun iplerle çok güzel battaniyeler olacaktır ben bu modelimizi küçük bir parça lif olarak çalıştım lifte de çok güzel yelek de örebiliriz aynı zamanda yazlık örgülerimizde lizözlerde bu çalışmayı kullanabiliriz lizöz yapımına da çok çok uygun bir modeldir bu model yapımı da son derece kolay Kullanacağınız ipe uygun tığlarla modelimizi çalışırsanız çok güzel sonuç ortaya çıkacak. Özellikle battaniyemiz biraz daha dolgun iplerle ve 3,5-4 numara tığlarla çalıştığımızda çok daha gösterişli güzel bir çalışma olacaktır. Evet kolay gelsin diyerek hemen yapımına başlayalım. Kolay gelsin. Bir tane zincirimizi çekelim. Sıkıştırıp düğümümüzü atalım. İlmeğimi rahatlattıktan sonra 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Birinci zincirin içerisine girerek fıstığımı yapmaya başlıyorum. 1. Aynı yere giriyorum. 2. Üçüncü kez aynı yere giriyorum ve dördüncü kez aynı yere girerek dört defada aldığım fıstığımı yaptım. Hepsini çekiyorum, kapatıyorum ve bir tane zincir ilave ediyorum kapattığımla birlikte iki tane zincirim oluyor tekrar tığımın başında doluyorum, aynı yere giriyorum ve dört defa yine dolduruyorum ikinci bir fıstık yapıyorum buraya bir iki üç dört tek seferde çekiyorum kapatıyorum ve bir tane zincir ilave ediyorum örgümün yönünü çeviriyorum şurada iki tane zincirimizin bulunduğu noktaya geliyorum ilmeğimi kaydırıyorum. Ve uzatıyorum. 1 2 3 4 defa yeniden sararak bir tane fıstığımı örüyorum. Tek seferde çekiyorum, kapatıyorum ve bir zincir ilave ediyorum. Kapadığımızla birlikte iki tane zincirimiz oluyor. Tekrar giriyorum. 1 2 3 4 tek seferde çekiyorum 1 2 çeviriyorum giriyorum zincirimin içerisine kaydırma yöntemiyle ortaya geçiyorum ilmeğimi uzatıyorum ve başlıyorum 4 defa sararak fıstığımı örmeye 2 3 ve 4 çekiyorum kapatıyorum ve bir tane zincir Aynı yuva içerisine ikinci fıstık grubumuzu da örüyoruz. 2 3 ve 4. 4 tane sardım. Tek seferde çekiyorum. Bir zincirle kapatıyorum. ikinci zincirle de pekiştiriyorum ve tekrar örgümün yönünü çeviriyorum. Zincir içerisine ilmeğimi şu şekilde kaydırarak geliyorum ve yeni fıstıklarımızı ilmeğimizi uzatarak örmeye devam ediyoruz her ne örecekseniz battaniye örecekseniz battaniyenin büyüklük ölçüsüne uygun olarak bu şekilde örmeye devam ediyoruz eğer lif ya da farklı bir örtü öreceksek yine o uzunluğa uygun olarak e, ölçümüzü olana kadar yani ölçümüz gelene kadar bu şekilde örmeye devam edelim 17 fıstık dolgusu yaparak geldim. En son kapadım. Çeviriyorum. 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 sık iğnemi tamamladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincirimi çekiyorum. Ve her iki fıstık arasına atıyorum. Sık iğne ile. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zincirimi çekiyorum. Her iki fıstık arasına giriyorum, gruplar arası sık iğne ile batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Araya giriyorum. Bir tane sık iğne ile batıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 sona kadar aralara girerek bu işlemimizi tekrar ediyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 zincirlerimi örerek geldim. Başlangıç noktasındayız. İpimizi görmekteyiz. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çekiyorum. Tam ortaya girerek batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincirimi çekiyorum. Araya giriyorum. Çepeçevre kuşatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Diğer araya giriyorum. Sık iğnemle kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çekiyorum. 8'er zincir her iki kenarımıza çekerek tamamladık. En son 8 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 ortaya giriyorum. Kaydırdım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Sabitliyorum burayı ve ipimi kesiyorum. İlk parçamızın her iki kenarını da 8'er zincir olarak örüyoruz. Bu ne kadar büyük ya da ne kadar küçük olursa olsun değişmeyecek bu şekilde birinci parçamızı tamamen örüyoruz şimdi ikinci parçamıza başlayalım ikinci rengimi beyaz olarak başlatıyorum bir tane zincirimizi çekip düğümümüzü atalım 1 2 3 tığımızın başını dolayarak birinci zincirin içerisine girerek 1 2 3 4 tek seferde çekiyorum 1 2 kapatıyorum ve bir tane zincir ilave ediyorum aynı yere 1 2 3 4 4 tane çektiğimiz fıstığımızı oluşturuyoruz tek seferde çekiyorum 1 ve 2 çeviriyorum ortaya giriyorum ipimi kaydırıyorum ilmeğimi uzatıyorum 1 2 katımı da alalım 1 2 3 4 çekiyorum 1 ve 2 yeniden giriyorum 1 2 3 4 tek seferde çekelim kapatıyorum yine zincirimi ilave ediyorum kapattığımla birlikte iki tane zincirimiz var araya giriyorum kaydırma yöntemiyle kaydırıyorum ve burada örmüş olduğumuz kadar 2 4 6 8 10 12 14 16 17 benim parçam 17 sizin parçanız kaç tane ise onunla birebir eşit olarak fıstıklarımızı örelim beyazımızla aynı sayıda örerek geldim ortaya girip 4 tane sık iğnemi örüyorum 1 2 3 4 4 zincir çekiyorum 1 2 3, 4 tamamlanmış olan bölümümü alıyorum. yönlerin her ikisinin yukarıya ya da aşağı bakmasına dikkat edelim. birisi yukarıya birisi aşağı olması yani şu şekilde yapmayalım. Her ikisi de yukarıya doğru bakacak şekilde ayarlayalım. Tamamı bitmiş olan pembemi alıyorum. İlk zincirimin içerisinden şöyle tığımı yukarıdan girdiriyorum. ilmeğimi alıyorum alttan geçiriyorum ve kalan 4 zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 4 zincirimi çektikten sonra araya batıyorum bir tane sık iğne ile tekrar 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum ikinci sıradaki pembemen yukarıdan giriyorum alttan geçiriyorum kalan 4 zincirimi çekerek toplamda 8 zincire ulaşıyorum ve her ikisinin arasına gelerek sık iğnemle batıyorum 1 2 3 4 giriyorum yukarıdan beyazımı alttan geçiriyorum 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum her ikisinin arasına giriyorum 1 2 3 4 yukarıdan giriyorum beyazı alttan şöyle çekiyorum 1 2 3 4 kalan 4 zincirimi ördüm ikisinin arasına sık iğnemle batıyorum 1 2 3 4 yukarıdan beyazımı alttan alıyorum 4 zincirimi kalan 4'ü de buradan sonra çekiyorum 2 3 4 fıstık grubumun arasına gelerek batıyorum sırası ile birleştiriyoruz. Şöyle çok çok güzel oldu bakınız. Sonra kadar ilerleyelim. Modelimizi birleştirerek geldim. Uç noktadayım. 4 tane zincirimle birleşme işlemimi yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Araya gelerek batıyorum. Buradan 8'er zincir çekerek yukarıya doğru ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 aradan batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 atıyorum Birleştirme işlemini bu şekilde yaptığımız gibi diğer renklerimizi de sırası ile örerek aynı şekilde birleştirelim ve tamamlayalım öreceğimiz örgülerimizi. Gerek battaniye gerekse lifte nerede kullanacaksak çok kolay ve çok güzel duracaktır. Evet şimdi ben devam ediyorum. Hem birleştirmesini hem de sırası ile örmesini tamamladıktan sonra modelimizi bu şekilde tamamladım beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.